Şimdi kardeşim sen bu rakamlarla ve bu fiyatlarla ya bir şey söyleyeceğim. Ya. Faruk, bir tabii kilo döner İzmir karşıya kadar. İsmini de vereyim, reklama giriyor değil mi? Yine veremiyoruz. İsmini veremiyoruz. Yok hocam, ama mümkün değil, ne olur. Arkadaşlar bir kilo dönerin fiyatı 425 lira 80 kuruş olmuş. 200 gram döner yemek isteyen 106 lira ödeyecek. 106 lira nerede bu? Ödeyeceksin nerede bu? İzmir Karşıyaka'da ve öyle herkesin gidebildiği lüks olmayan yani beyaz kütlerin. Bak diyor biri ben 30 liraya tavuk döner yiyemem. İmtiyazlı sınıfların dışında da halkın et döner yiyemiyor bir yer olarak kabul ediyor. Tavuk dönere dönmüş. Devam edeyim. Tavuk döner daha revaçta çünkü pahalılıktan dolayı. Şöyle bir şey yok. İnsanlar yiyor. Doğru. Biz haber yaptık. Sizi itiraz etmeyin. Biz haber yaptık. Yani bir dakika biz haberde yaptık. %5'in olduğu yerde bütün Türkiye öyle denir mi ya? Bir müsaade edin. Bütün Türkiye için demiyorum. İstanbul için söylüyorum. Rakamları verip şunu söyleyip bitireceğim söz. Sıra fasulyenin fiyatı 1 kilogramı yaz. Gülay Hanım 48 lira. Yaz yaz oraya. 1 kilogram beyaz peynir 211 lira. Bak bak al buradan vereyim bütün hepsi tarafımızdan çekilmiş fotoğraf. Hocam bana ne anlatıyorsun? En iyisi bana ne anlatıyorsun? Ya o devam en yükseğini söylüyor. Devam edeyim. Ama arkadaşlar, ucuzu da var. Bir müsaade edin. O salçanın ucuzu başka da var, pahalısı da var. Bu arada elektrikle ilgili bir ilginç haber geldi. Denildi ki ya dünyanın en ucuz elektriğini kullanıyoruz. Vay anasını dedim. Bir bakalım şuna. Bir faturalarına bakalım insanlar. Arkadaşlar o İSKİ'yle ilgili söylemeyeceğim. %45 istiyorlarmış. Gözlerine dizlerine dursun. %25 bile fazla. 45'i belediye istedi. CHP istedi onu. Evet, o da fazla. Evet. Evet. CHP istedi. Onu söyle. Türkiye onu söyle. CHP istedi onu. Yok, onu 45'i CHP istedi. 25 AK Partililer yaptı. Onu da söyle. Tabii tabii. İstedi. Dur. Ankara'da ekmek an itibariyle 200 gram 5 lira olmuş. Hayırlı uğurlu olsun Ankaralılar size. Daha fazla tüketin. Elektriğin, doğalgazın, aidatların fiyatını ayrı söylüyorum. Elektrik birim fiyatları ya Eylül 2020'de 0,4986 Türk lira kilovat saatken vergisiz. Eylül 2022'de 1,54-55 Türk lirası olmuş. %210 artış olmuş. Gözünüze dizinize dursun. Vatandaşa böyle elektrik kullandırdığınız için. Şimdi Avrupa'yı ver. Avrupa'yı ver. Asgari ücretten Avrupa dedin ya Avrupa'yı ver. Almanya'yı ver. Şimdi oraya da geliyorum. Merak etme. Almanya'nın elektrik fiyatını verir misin? Ya kardeşim geliyorum müsaade et ya. Almanya'da karşılıksız para veriyor. Sen Almanya'ya nerede veriyor? Bir kere verdi onu da uyduruyorsun. Aralık ayında bir kerelik 60-70 dolar 200 dolar veriyor. Müsaade. Bir kere veriyor. Her ay vermiyor. Şimdi kardeşim. Biz de veriyoruz kardeşim, elektrik doğalgazı için yardım. 2020'nin asgari ücretiyle 2022'nin asgari ücretini karşılaştırdığımızda da elektriğin alım gücü düşmüş. Almanya fiyatları. Ver. Bak Almanya fiyatlarında sucuk. Bak aldım. Elektriği bak, ver elektriği. Aldım aldım dur. Onu ya, almadım. Sucuk. Aldığımı veriyorum. Elektriği veriyorum. Ver. Doğalgazı ver. Ya. Bak sucuk. Almanya'da Türk lirasıyla kıyaslıyoruz ha. Yani bir Türk lirasıyla bir euroyu kıyaslayarak yapıyoruz bunu. 1 euronun kaç lira olduğunu biliyoruz. Sucuk 210 ila 230 lira Türkiye'de an itibariyle Almanya'dan pahalı sucuk diyoruz. 210 ila 310 lira. Arkadaşlar ya şaka daha, gibi daha ya. Ucuza yerler şakasınız var. Yapma ya. Allah aşkına. Bir dakika Cem, bir dakika bir şey çeksiniz. Ama Cem Küçük de diyor ki madem böyle bir dakika Cem bir saniye. Madem böyle İTO seçimleri niye AK Parti kazandı? Ne bak şöyle söyleyeyim. Zenginlerin partisi. Zenginlerin partisi. Esnaf verdi ya. Esnaf da kazandı. Ya esnaf verdi oraya. Bak sen seçime gelmesin. Esnaf geldi oraya. Küçük esnaf geldi ya. Allah Allah. Bak küçük esnaf hesap soracak. O bir geldi oraya. O birlerin seçimi. Bak sanatçılar 2, gençler 3, tencere muhalefeti. Görecekler. Görecek. Bunu kaydetsin. Burada bunu kaydetsin. Bak gençleri duymamanın, evet. Gençleri duymamanın, ondan kopmanın, onlara uygun politikalar üretmemenin, onları kandırabileceğini zannediyorsunuz. Gençler bunun hesabını soracak. Ben size söyleyeyim. Devam edip bitireceğim. Şu rakamları vermeme gerek yok. Evet. Ve şuraya geliyorum size. Hiç Hülya deme. Bırak bunları duy. Hocam, duy bunlar gerçekler. Bak, şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyordu? Hayır, Sayın Cumhurbaşkanımız tamam diyordu? Olur ama yani o onu tercih ediyor. Evet. Hülya Hanım, Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyordu? Borç alan emir alır. Bak, borç alan emir alır. Sayın Cumhurbaşkanı bunun için, kim için söyledi? IMF için söyledi. IMF. Biz IMF diyoruz da IMF. Ne dedi? Borç alan emir alır. Biz IMF'nin tahakkümünü yıkacağız. Yıktı mı yıktı. Ama şimdi iş bitti mi? Şimdi kimden para alıyoruz şu anda? Suudi Arabistan'dan 5 milyar, Katar'dan 10 milyar, Rusya'dan ne kadar alındığı belli değil. Net hata noksanda. Ne kadar o net hata noksan paralarının, bir saniye, paralarının borsada olduğunu düşünüyorum. Çünkü sabit kura geçildi ya şu anda tutuyorsun. O gelen para yabancının parası değil.
kur korumalıdan kaçar ve bu net hata noksandan gelen hani para gelmezdi Türkiye'ye. Para gelmiyor, gelmiyordu diyordunuz. Hayır, Cem soruyor. Hani gelmiyordu para? Net hata noksanda 28 milyar dolardan fazla hani para Türkiye'ye para getirmezdi kimse? Hani kimse paranın kaynağı ne? Ya senin kendi lafın. Türkiye kimsenin kara kaşına para vermez yabancılar diyordu. Sözüme giriyorsun. Niye verdiler? Sen konuş, ben devam. Niye verdiler? İşine gelmiyor. Bak, Türkiye para buluyor. Borcunu ödüyor Türkiye. Bulsun kardeşim, borçlanıyor. Buluyor işte. Ben dedim. Niye buldu diyorsun ya? Bak. Niye buldu diyorsun? Borç alan emir alırı, ben demedim. Niye, sayın ya, niye borç alır? Nereden o zaman Amerika'nın 31 trilyon dolar borcu var. Amerika emir mi alıyor? Nereden buldu? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bak arkadaşımız da Amerika Çin'den borç alıyor. Emir mi alıyor Çin'den? Niye buldu demiyorum, nereden buldu? Ve borç olarak mı buldu, bulmadı. Amerika'nın 31 trilyon dolar borcu var. Amerika emir mi alıyor? Bak, Sırbistan'la ilişkilerin niye bu hale geldiğini konuşmuyorum. Ya adam 5 milyar dolar swap için veriyor. Ne var bunda? Artık bizim için IMF veya IMF'den para alma devri bitti ama onun yerine Aramef geldi. Aramef. Yani Arap-Rus para fonu. Ya tamam. Onlardan da çok bu. Bir şey gelmiyor ya. 5 milyar değil, onlardan çok para gelmiyor. Ben biz yine Batı'dan borçlanıyoruz ya. Hocam, Batı Amerika'da borç alıyor. Şimdi diyorum ki, hocam diyor ki Amerika'da borç alıyor. 31 milyon dolar borcu var. Amerika emir mi alıyor? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğini tercüman alıyorum. IMF'den borç alırsan borç alan emir alır. IMF'in Çin'de doğru. IMF'in Çin'de doğru. Sen daha düne kadar düşman olduğun bu ülkelerden neyin karşılığında borç alıyorsun? Ya Erdoğan'ın IMF'i Çin söylüyor. Bak doğru söyle. Erdoğan IMF'den bak. IMF'den borç alan emir alır dedi. IMF için dedi onu. Bu farklı bak, mı bu? Senin o bu da Arap Rus para fonu. Ya onlar karşı, para her şeyi karşılığında alıyor. Bunlar da Aramef bana göre. Parayı geri ne alıyor sonra. Geri alıyor. IMF de geri alıyor senden. Almıyor mu? IMF niye borçlanıyor? Sana politika dayatıyor. Bak IMF benim kurduğum bir... Bir saniye. IMF sana politika dayatıyor. Ben oraya para veriyorum. Ben araba politika dayatıyorum. Ben IMF'den para almasa karıştırıyorum. Değil. Almasın. Ya IMF'ye borçlanmayarak biz büyük iş yaptık ya. Ersan Hoca. Devam edip Ben bir tek şey, bu kadar borç alan emir alır. Daha ana muhalefet liderine aynı şeyi söylüyor. Gidip de iyi para ya soru soruyor. Hayır zaten soru başka bir şey söylüyor. Bak, Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkanımız başka bir açıklama yapıyor. Borç, şimdi elma ile elmayı armutla armutu kıyaslayın. Ana muhalefet bitireyim. Bak bana geliyor. Şey alır başkalarına Allah geçiriyorsun. Ama geliyorsun onu. Bak, bir dakika o zaman bir daha söylediğiniz için bağlamından kapıyor. Bir de hocam onu bırakın. Faruk'un sorusuna cevap verir misiniz? Bağlamından kapıyor. Soru sorar mısın? Evet hocam. Bir dakika tekrar sorar mısın? Ersan Hoca şunu soruyor. Daha anlaşılır. Söylediğin şeyleri net bir şekilde anlıyor ve kabul ediyorum. Ve sana soruyorum. Bunları iktidara yani Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na söyleyen Ersan Şen, daha iktidara gelmeyen bir ana muhalefet genel başkanının Londra'ya gidip ben parayı buldum demesini eleştirdin mi? Çok güzel. Kıymetli izleyiciler. Evet. Her yayına bakın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişini. İngiltere'ye gidişini daha düne kadar tefeciler diyerek iktidarın eleştirdiği yerde ben iyi para alıyorum arayıp İngiltere'den buldum dediğini her yayında sorulduğunda sonuna kadar sapına kadar eleştirdik, yine eleştirdik. Kemal Bey orada yanlış bir şey demiyor. Kimden borçlanacak ki ya?